Komisyonun değerli üyeleri, değerli hazırın hepinize saygıyla selamlıyorum. Hüda Kaya'yı tanır mısınız? Eminim herkes tanıyor. Hüda Kaya dediğinizde aklınıza 28 Şubat gelir. Postmodern darbe gelir. O zamanlar kendisini tanımıyordum ama aynı anda Beyazıt Meydanı'nda yan yana, omuz omuza 28 Şubat darbecilerine karşı mücadele ediyorduk. Hala ediyoruz. Hala darbecilere karşı bu ülkede mücadele etmeye devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu ülkedeki darbe mekaniği vesayetçi sistemi beslemeye devam ediyor. Dün Hüda Kaya tutuklandı. Neden tutuklandı? Hem de 1 Kasım'da tutuklandı, Dünya Kobani Günü'nde. Kobani Kumpas davası nedeniyle tutuklandı. Oysa Kobani'de DAEŞ'e karşı çok önemli bir direniş olmuştu. Bu direnişi savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Onu tutuklayan savcı iddianamesine DAEŞ'e yer vermemiş bir savcıdır. Aslında orada bir mahkeme yok. Bir vesayet sisteminin yeniden kurgulanması var. O yüzden Hüda Kaya'ya da bu davada yargılanan tüm arkadaşlarımıza da bir an önce özgürlüğüne kavuşması için herkese, tüm topluma çağrı yapıyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına böyle başladık maalesef. Tolga Şardan, gazeteci, tutuklandı. Şu anda dünyada tutuklu gazeteciler sıralamasında ikinci ülkeyiz. Birinci ülke Çin, ikinci ülke Türkiye. Sayın Bakan, bütün bu ayıpları yaşamamak için aslında Türkiye'nin önüne koymuş olduğu hedeflere ulaşabilmesi için yapması gerekenler var. Siz de kitabınızda aslında buna işaret etmişsiniz. Stres yönetimi. Çok önemli bir çalışma. Emeğinize sağlık. Bu ülke stres biriktiriyor. Bu ülkenin stresleri var. Bakın 6 Şubat'ta deprem yaşadık. Deprem büyük bir fay hattında biriken stres nedeniyle oldu. Şimdi görüyoruz ki kalkınma planlarına şu kelime, şu kavram girmiş. Dirençli kentler yaratmak. Dirençli kentleri yaratabilirsek o fay hatlarındaki stres, o kırılma yaşandığında kentlerimiz yıkılmaz, on binlerce insanımız ölmez. Ama fay hattı sadece toprağın altında değil, toplumsal yaşamın içinde de var. Siz çok iyi biliyorsunuz streslerin nerede biriktiğini. Kürtlerle Türklerin arasında stres biriktirmek yerine, ırkçı, bölücü, ayrımcı, nefret söylemleriyle bu stresi biriktirmek yerine Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını barışmakla karşılayabilirdik, dirençli bir toplum yaratmak adına. Dindarlarla modernler arasında fay hattı var. Orada stres birikiyor. O stresi azaltmanın yolu eşit yurttaşlar temelinde bir toplumu, bir anayasayı inşa etmekten geçer ki biz onu da başaramıyoruz. O yüzden hala herkesin yaşam anlayışına karışmaya devam ediyoruz. Tıpkı 28 Şubatçıların yaptığı gibi. Öğrencilerin başörtüsüne karışan o rektörlerin olduğu bir yerdeyiz maalesef. İleri gidemiyoruz. Bir başka fay hattı daha var ki o da sizin bakanlığınızı çok ilgilendiriyor. Sizin bakanlığınız çok çok önemli bir bakanlık aslında. O da sınıflar arasındaki fay hattı. Sermaye ile işçi sınıfı arasındaki fay hattı. Ve bu ölçülebilir bir şey. Burada dirençli bir toplum, barışık bir toplum yaratmanın yolu her şeyden önce bir sınıfın diğer sınıf üzerindeki sömürüye dayalı tahakkümünü azaltmaktan geçiyor. Çalışma Bakanlığı dediğimiz alan sosyal üretim alanını düzenleyen bir alan. Düzenlemesi gereken bir alan. Üretim alanı başka bakanlıkların konusu ama sosyal üretim alanı en kritik alan. Dolayısıyla siz aslında bir yerde bu anlamıyla tarihsel olarak da sınıfın bakanısınız. Sınıfın bakanı olmak zorundasınız. Ama hiç maalesef öyle değil. Sizden önceki bakanlar da AKP döneminde, hatta AKP'den önceye de gittiğimizde biz gördük ki Türkiye'de çalışma bakanları hiçbir zaman sınıftan yana olmamış. Sınıfın karşısında olmuş. Bakın sizin sunumunuzda bu söylediğim meseleyi ölçmeye yönelik çok önemli rakamlar var. Bir tanesi şu. Dünyada 241 milyon yoksuldan bahsediyorsunuz. 1.90 dolardan hesaplamışsınız bunu. Yeni ölçülere göre 4.30 dolardan hesaplanıyor. Bu 241 milyon insanın 19 milyonu Türkiye'de yaşıyor biliyor musunuz Sayın Bakan?
bilmiyorsunuz. Çünkü yoksullukla mücadele programı çerçevesinde bir sosyal üretim programınız yok sizin. Genellikle üretimin finansmanı odaklı bir yaklaşımla hazırlanmış bir program. Bu sizin döneminize dair değil. Hep böyle oldu. Hep böyle bu zihniyetle düzenlendi. Bütün bunun içindeki rakamlara baktığımızda bunu görüyoruz. Mesela sosyal güvenlikten bahsettiniz. Bence en kritik mevzu bu. Sosyal üretim alanının düzenlenmesi ve bir toplumda sosyal barışın inşa edilmesi sosyal güvenlik sisteminden geçiyor. Bunu bulmuş dünya. Çok daha iyi bir yere götürebilir. Götürmüyor. Neden? Neoliberal sistem zaten geldi. İlk sosyal güvenliğe saldırdı. Özelleştirmeden girdi. Her türlü melaneti bu alanda bu zihniyet yarattı. Peki biz ne yapıyoruz? Sizin 20 yıllık süreçte bu alandaki gelişmeler ne oldu sosyal güvenlikte? Şimdi burada diyorsunuz ki aktüerya hesaplarını tutturuyoruz. Aktüerya hesaplarını çok iyi bilirim. Aktüerya hesaplarını tutturmanın iki yöntemi var. Siz birinci yöntem üzerinden gitmişsiniz. Ne yapmışsınız? Çalışanların üzerine vergi yükünü, istihdam vergisi diyoruz biz buna sosyal güvenlikle birlikte bu primi. Çalışanların üzerine bu yükü bindirmişsiniz. Öbür taraftan bundan yararlanacak olan kesimlere de yoksulluğu reva görmüşsünüz. E böyle aktüerya hesabı tabii tutar. Bunda bir sorun yok ki. Herkes yoksul. Çalışan da yoksul, emekliler de yoksul. E bu hesabı tutturmakta bir sorun yok. Bunu buradaki herkes tutturur. Bakanlığın marifeti burada değil. Marifet işte o yoksulluk sınırının üzerinde ücretlerin olduğu bir ülkedir ve emeklilerin insanca yaşayabileceği bir ücrete kavuşmasından, maaşa kavuşmasından geçer. Bunu sağlayabildiğiniz aktüerya hesaplarınızı tutturabilir misiniz? Tutturamazsınız. Örneğin Türkiye'de yoksulluk sınırı nedir? 40 bin liradır. Emekli, ortalama emekli ücreti nedir? Açlık sınırının altındadır. Türkiye'de asgari ücret ne kadardır? Açlık sınırının altındadır. Yine sizin sunumunuzda. İlk defa biz burada dilimizde tüy bitti bunu anlatmak için ama neyse burada sunumunuza girmiş. Asgari ücrete vermiş olduğunuz vergi teşviği diyorsunuz ki iş yerlerine veriyoruz. Evet doğru söylüyorsunuz, iş yerlerine veriyorsunuz. Çünkü ücretli maaşını aldığında stopaj kesilir, eline net bir şekilde verilir. Dolayısıyla ona siz bir favor, bir avantaj sağlamıyorsunuz. İş yerini yani işvereni fonluyorsunuz. Başta söylediğim mesele bu. Bu ne yapıyor? İşte fay hattında stres biriktiriyor. İşte deprem buradan geliyor. Sosyal sınıfların çatışma alanı tam da burada saklı. Bakın bugün Türkiye'de sadece asgari ücretler mağdur değil. Ama şöyle bir şey de var. Bunun da eminim ölçümlerini yapmışsınızdır. Türkiye'de ortalama ücretler ne kadar? Hesapladınız mı? Eminim hesaplamışsınızdır. Ortalama ücretlerin belirlenmesindeki en yüksek faktör asgari ücretler. Çünkü çalışanların neredeyse çok çok büyük bir kısmı asgari ücret alıyor. Dolayısıyla ortalama ücretlere baktığımızda asgari ücrete yakın çıkıyor Türkiye'de. Bu da Türkiye yoksulluğunu bize anlatan en önemli ölçütlerden biri. Genelde dünyada çalışanların %10 ya da daha altındaki ücret asgari ücret olarak ortalamaya giriyor. Bizde bu oran 5 kat, 6 kat. Bu felaket bir şey. Neden herkes asgari ücretle çalışıyor bu ülkede? Asgari ücret aslında kavram olarak da biz hedef olarak karşı olduğumuz bir kavram. Biz insanca yaşam sağlayacak bir ücreti savunuyoruz. Ama maalesef Türkiye'de asgari ücret, asgari yaşamları karşımıza çıkartıyor. Sömürü, sefalet, yoksulluk. Dünya sefalet endeksi var. Yoksulluk haritaları var dünyada. Bununla buna dair çok önemli çalışmalar var ve bütün bunları ele alıp değerlendirdiğimizde çok ciddi bir sorunumuzun olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu sorunun çözümü özellikle Çalışma Bakanlığı'nın programında yoksullukla mücadele adına bazı önemli çalışma başlıkları görmek isterdik. Ama maalesef yok. Bütün bunların üstüne enflasyon var. Enflasyonist bir şey var. Siz şimdi toplu
iş sözleşmelerinde ya da işte biraz önce sendika görüşmelerinden de bahsettiniz. Bunların hepsinde enflasyonla mücadele meselesinde sanki Merkez Bankası'na destek ayağı gibi davranıyorsunuz. Oysa enflasyonun bu kadar yüksek olduğu, hele hele yoksulluğun bu kadar derin ve yaygın olduğu bir yerde çalışanların ücretleri, ki bu akademik bir çalışma, siz de bir akademisyen olduğunuz için bilirsiniz, çalışanların ücretlerinin enflasyona ezilmeyecek şekilde düzenlenmesi çok çok kritik. Bizde tam tersi oluyor. Şöyle oluyor. İnsanlar yaşıyor, eziliyor enflasyonun altında. 6 ay sonra enflasyon ayarlaması geliyor. Geçmiş olan. Onun üzerine fiyatlar artmaya devam ediyor zaten. Bu eşel mobil denen sakat bir anlayışın farklı bir uygulaması. Ücretler önden alacağını alıp enflasyona karşı kendini koruması lazım. Arkadan gelen fiyat artışının, ücret artışının kimseye bir yararı yok. Hayat pahalılığı ciddi boyutlarda. Dolayısıyla burada çok ciddi bir sorun var. Başka bir şey daha var. Daha da vahimi. Giderek kötüleşiyor durum. Negatif sosyal ücret. Şimdi sosyal üretim alanını düzenlerken sosyal ücret önemlidir Sayın Bakan. Şimdi işçiler işe nasıl gidiyorlar? Dolmuşla otobüsle. Ve siz işçilerin sosyal ücretinin arttırabilmenizin yolu onların ücretsiz taşıma hizmetinden yararlanmasını sağlayacak düzenlemeler yapmaktır. İşçilerin beslenmesi, kalori hesapları sosyal ücrete giren şeylerdir. Onların tatil hakkı, aileyle zaman geçirmeleri sosyal ücrete girer. Türkiye'de bunların hepsi negatif. Yani bunların hepsi asgari ücretin içine giydiriliyor. Dolayısıyla sefaletin boyutu daha da büyüyor. Türkiye'de en önemli sorunlardan biri bu. Bitmiyor. Güvencesiz çalışma, esnek çalışma. Tarihsiz bir şekilde hem kalkınma planında hem sizin de sunumunuzda esnek çalışmaya dair olumlu bir yaklaşım var. Bir kere çalışma barışı dediğimiz, toplumsal barış dediğimiz meseleyi en çok dinamitlemiş, son 40 yılda bu alanda en çok dinamitlemiş kavramlardan biri bu esnek çalışma. Esnek çalışma aslında nöbetleşe işsizlik demek. İşsizlik rakamlarını verirken şöyle bir şey yapıyoruz biz. O an çalışan üzerinden, hayır, düzenli ne kadar çalıştığına bakmak lazım insanların. Ortalama düzenli çalışma sürelerine bakmak lazım insanların. Oysa Türkiye'de bir nöbetleşe işsizlik var. Mevsimlik çalışıyor neredeyse. Artık mevsimlik tarım işçisi gibi mevsimlik istihdam var. İnşaat sektöründe bunu görmeniz mümkün. Turizm sektöründe bunu görmeniz mümkün. Dolayısıyla bu anlamıyla baktığımızda esnek çalışma, sendikasız çalışma, sigortasız çalışma, bunlar gerçekten çok ciddi anlamda işçi sınıfının üzerinde önemli bir yük oluşturuyor. Eskiden işçi sınıfına proletarya denirdi. Şimdi proletarya kavramı yeterli değil. Artık prekarya deniyor o yüzden. Yani o denli bir sefalet durumu, o denli güvencesiz çalışma var ki. Proletarya düzenli fabrika işçilerini özellikle işaret eden bir kavramdı. Ama şimdi kentin içinde ne iş bulsak yaparız haline dönüşmüş bir durum bize artık prekaryayı gösteriyor. İşsizlik oranından bahsettim. Çok ciddi boyutlarda aslında. Bu şekilde hesapladığınızda. Emeklilerin durumu. Zaten ne kadar vahim olduğunu uzun süredir burada dile getiriyoruz. En düşük emekli maaşının 7500 lira olması zaten kendisine tarif ediyor. Kadınlar. Kadın istihdam oranı %35'te kalıyor ama şimdi şu söyleniyor. Nereden nereye geldik? Nereden nereye geldik de OECD ortalaması %55 kadın istihdamında. Geldik, bir de nasıl geldik? Şimdi hep şunu yaptık, bunu yaptık diyor ya AKP iktidarınız. Tamam, yaptınız. Ama nasıl yaptınız? Yaptığınız şeyler kadar önemli. Dolayısıyla kadın istihdamında bu orana çıktığımız durumu değerlendirdiğimizde şunu görüyoruz. Kadın yoksulluğu artmış. Kadın emeği daha fazla sömürülmüş. Bugün dolayısıyla kadın emek gücü yedek iş gücü ordusunun önemli bir başlığı olarak gözüküyor. Ve bu alandaki sömürü çok ciddi boyutlarda. Gençler,
Şimdi bu işsizlik rakamının içinde gençler ayrı bir önemli bölüm oluşturuyor. Hem üniversite mezunu genç nüfusta hem de diğer genç nüfus adına. Şimdi oran vermek birçok ekonomik kavramda, finans kavramda önemlidir. Ama işsiz deyince bu iş oranlı olmaz. İşsiz demek insan demek. Dolayısıyla rakamlar önemlidir. Türkiye'de 8 milyona kadar varan bir işsizlik ölçümü var. Sendikaların, bağımsız kurumların yaptı. Bir kişi bile olsa o işsizdir, o mağdurdur, gelirden yoksundur, elinden çok önemli haklar toplum tarafından aslında zımnen alınmıştır. İster bir kişi olsun, ister 8 milyon. Ama işsiz varsa bu hepimizin sorunudur. Bakanlık olarak da çok önemli bir meselenizdir. Bunun için rakamlara, oranlara boğulmak yerine bir kamu istihdam politikası üretmek zorundasınız. Ve bu ülkenin kamu istihdam politikası yok. Tam tersine neredeyse bunu da tümüyle piyasaya havale edecek bir şey var. Kamu emekçileri var diyeceksiniz. Evet, kamu emekçileri var. Fakat kamu emekçilerinin de oranı çok düşük. Bugün Türkiye'de kamu hizmetlerinin niteliğinin bu denli düşük olmasının bir yolu da kamu istihdamının yetersizliğidir. Evet, yetersizliğidir. Bakın bunun rakamlarını da karşılaştırırsanız, dünya ile oranlarsanız. Çünkü neden? Bizim zaten bütçemizin gayri safi yurt içi hasılaya oranı çok düşük. %35'lerde olması, 40'larda olması gerekirken duyamadım. Vardır da diyorum anca yani komünizm uygulanan ülkelerde yok, hayır, batıda var. Yani Almanya'da var mesela. Fransa'da var, Belçika'da var, Danimarka'da var. Bakarsanız oranlara %35-40'lara kadar çıkar. Bu bir düzenleyici mekanizmadır. Kamu istihdamı istihdam dünyasını düzenler. Çünkü biz istihdamdan kaçıyoruz. Küçültme. Kamu harcamalarını küçültelim, kamu gelirini küçültelim. Neoliberal anlayış bunu çok iyi pazarladı dünyaya. Bizim gibi ülkeler de bunun alıcısı oldu. AKP de bunun şampiyonu oldu. Ve geldiğimiz nokta bu. Engelliler. Engellilere yönelik düzenleme önemlidir. Bakın, engelli istihdam oranları arttırılmalıdır. Çok ciddi sayıda engelli nüfusu var bu ülkede. Öyle iş yerlerine bir kişi, iki kişiyle olmaz. Bir de iş yerlerinde çalışma koşulları çok çok önemli. Bunların düzenlenmesi gerekiyor. Bu alanda toplumun diğer alanlarından, siyasi alandan daha çok çalışma yaşamı içinde, ekonomik alandaki ırkçılık çok daha sıkıntılı bir konudur Sayın Bakan. Çünkü ırkçılık hamasete gelince işte bazen Kürtlere karşı, bazen mültecilere karşı siyaseten çok rahat kullanılıyor ama çalışma yaşamında tam da iş yerinde ete kemiğe bürünüyor. Nasıl bir şey oluyor? İşte düzenli göçün savunusuyla oluyor. Ücret pazarlıklarında oluyor. Mültecilere düşük ücret ödemede oluyor. İşinden olan, onun yerini işe alacak olanların karşı karşıya gelmesiyle oluyor. Bu tam da ırkçılığın günlük hayattaki yansımaları oluyor. Oysa bizim toplumsal barışa ihtiyacımız var. Kürtler, Türkler olduğu kadar artık mültecilerle de barışa ihtiyacımız var. Irkçı bir yaklaşımla vay Suriyeliler niye geldi onları kovalım buradan demek, bundan 10 yıl, 20 yıl önce İstanbul'a, İzmir'e çalışmaya gelen ve hala mevsimlik tarım işçisi olan Kürt işçilerine yapılan muameleden farklı değil. Oysa bu ülkede işçi sınıfının arasında ırkçı hiçbir duygu yoktur. Bu duyguyu oraya pompalayan siyasi iktidardır. Siyasi iktidar bu anlayışından vazgeçebilmesi için her şeyden önce çalışma barışını sağlamak için insanların etnik kimliklerine göre değil, onların vatandaşlık hukukuyla ve hatta mültecilere de bu yaklaşımla yaklaşması gerekir ki İşte sosyal üretim ve sosyal barış arasındaki en önemli bağlardan biri bu. Fakat biz bunu göremiyoruz. Biz sürekli bu alanın dinamiklendiğini görüyoruz. Ve bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde hem ortalama ücret, hem sosyal ücret, hem sosyal barış adına atılacak adımlar olarak değerlendirdiğimizde Türkiye'nin önünde çok önemli bir sorun olduğu bakanlığınızın çerçevesinde karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki belli iyileşmelerden bahsederken
reel artışlardan bahsediyorsunuz. Bitti mi? Sayın Temelli, ilave süre veriyorum. 2 dakikanız var, buyurun lütfen. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Mesela reel %655'ler, reel artışlar ya da başka rakamlarda da görüyoruz. Bu hesapların bir propaganda amacıyla yapılmaması gerektiğinin çok çok önemli olduğuna vurgu yapmak istiyoruz. Bakın bugün TÜİK'in sürüklenmiş olduğu yer bugün ekonomideki birçok soruna yaşanmasına neden oluyor. Rakamlar doğru, net, şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşılmalı ki sorunun gerçekliği anlaşılsın ve soruna siyaset makamı, siyaset mekanı çözüm üretebilsin. Burası çözüm üretmek yerine üretilmiş sonuçlar üzerinden sadece işte burada birbirine sözünü söyleyerek çekip gidiyor. Oysa çözüm üretmek zorundayız. Siyaseten de, ekonomik olarak da, toplumsal sorunlara da çözüm üretmek zorundayız. Ve bugün Türkiye'nin en büyük yapısal sorunlarından biri Kürt sorunuysa diğeri yoksulluk sorunudur. Yoksulluk sorunu dediğinizde dönüp bakacağınız yer işçi sınıfıdır, sermaye sınıfı değildir. Sermaye sınıfının böyle bir sorunu yok. Çünkü sizden öncekiler uzun süre bize imtiyazsız, sınıfsız bir kitleyiz hikayesini anlattı. İmtiyazlı, sınıflı olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Siz de geldiniz, bir lokma, bir hırka dediniz. Lokmayla hırka biz işçi sınıfına düştü, Dolce Vita da sermaye sınıfına düştü. Teşekkür ederim. Değerli milletvekilleri, gruplar adına görüşmeleri devam ediyoruz. Şimdi Saadet Partisi grubu adına Sayın Selim Timur.